Babanın gizli evraklarını tuttuğu bir kasası var. Ben de geçenlerde tesadüfen Mümtaz'la alakalı bir dosya gördüm. Kayıt işte daha doğrusu. E'si onu almadan ayrılamam ben babanın yanından. Almam lazım onu. Gitiste. Ne diyeceğim? Gizli kasanıza göz attım da geçenlerde bir dosya var çok lazım alabilir miyim mi diyeceğim. Adam çeker vurur beni orada. Adam sana kızını verdi. Kasasındaki dosyayı mı vermeyecek? Ya öyle değil işte. Kasanın içinde ne olduğunu bildiğimi bilmemeleri lazım. Başka bir yol bulmam lazım ya. Beraber yaparız. Nasıl olacak ki o? Kasanın şifresi var. Biliyor musun şifreyi? Buluruz. Selam. Hoş geldin Paris. Sen hala buralarda mısın ya? Çağırdılar, geldik. Poyraz gelmiş, çıkalım. Ya bu Zülfikar nerede yahu? Görünmüyor ortalıkta. Ya baba, onun bu aralar bir dalgası var. Ne dalgası? Ya, gönül işleri baba. Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun, dalga malga? Yakışıyor mu ağzına? Gel bakalım Poyraz. Otur. Seni andık biz de bugün. Hayırdır inşallah. Ne zaman başımız belaya girse Hızır gibi yetişiyorsun. Bilmediğimiz bir durum mu var yoksa? Ne gibi? Onun cevabını sen vereceksin işte. Bugün orayı nasıl buldun? Bizi oradan nasıl çıkardın? Arabanın içindeki çocuğu nereden biliyordun? Zafer'in mekanı dinleyici yerleştirdim. Ne? Nasıl yani? Neden yaptın bunu? Adam benim üzerime cinayet yıkmaya kalktı. Yetmedi. Üstüne sizi öldürmeye kalktı. Yetmedi. Beni de öldürmeye kalktı hastanede. Ne yapalım, bir tane de biz vurmayalım mı yani? Hala dinliyor musun peki? Evet. Ben bu Bahri'den korkmaya başladım Necdet. Haklısınız. O var olduğu sürece uyuşturucu için unutsak iyi olacak. Belki de Bahri Bey'le anlaşmanın bir yolunu bulmalıyız. Katılıyorum size. Nasıl da tırstı bu herifler ya. Peki bu zafer meselesi yarın mı kalacak? Başladığımız işi yarın bırakmayız. Babadan öyle öğrendik. Bitireceğiz, bitireceğiz. Madem başladık, bitireceğiz. Bu işi yarın bırakmak olmaz. Ben dinlemedeyim zaten. Ne lazımsa yaparım. İyi. İyi, dünya bir pislikten daha kurtulur işte. Ayşegül hoş geldin. Nerede o? Kim? Poyraz, burada değil mi? Burada, babamın yanında. Ayşegül'le konuşmadın mı hala? Hayret bir şeysiniz ya. Ey bak geldi yine ya. Ne oluyor yine? Sen niye yine buradasın? Bir şey yok Ayşegül. Öyle vedalaşmaya gelmiştim. Sen benimle dalga mı geçiyorsun ya? Ha? Bu adamlar senin kafana silah dayamadı mı? Ha? Peki baba biz seninle konuşmadık mı? Ben sana yalvarmadım mı? Sen tamam demedin mi? Kızım bir sakin ol, sakin, sakin. Durum zannettiğin gibi değil. Evet Ayşegül, zannettiğin gibi bir şey yok. Ya sen dışarı çıkar mısın? Dışarı çıkar mısın? Babamla bir şey konuşacağım. Bir şey konuş. Poyraz dışarı çıkar mısın? Ne kadar ayıp, bir şey konuşuyorum. Poyraz dışarı çık. Poyraz sen ne biçim adamsın ya? Düşsene babamın yakasından. Siz de her şeyi burnunu sokan gelin rolünde vazgeçilmez bir karaktersiniz Songül Hanım.
terbiyesiz sen, benimle ne biçim konuşuyorsun be? Anladığınız dilden konuşuyorum ama onu da anlamıyorsunuz ki. Hay! Uğraşamayacağım seninle. Şu adamı bir rahat bırakmadın be baba. Kızım ben ona dedim. Bakın keyfinize dedim. Aklınca beni mi kandırıyorsun sen baba? Ayşegül, baban haklı. Bak biz de Poyraz'ı seviyoruz ama... Bayılıyoruz, bayılıyoruz. Ama Poyraz seni seçti. Beni seçtiyse niye hala burada? Sema. Sema çağır şu Popoyraz'ı, gelsin anlatsın ne konuştuğumuzu kendisi. Hayır efendim. Hayır, kimse bir yere gitmiyor. Ben seni tanırım, ben babamı tanırım. Ayşegül sen delirdin iyice ha. Babam sizin için daha ne yapsın? Sema çağır dedim. Olmaz dedim. Hadi oğlum hadi. Ayşegül, ne yapıyorsun? İzin ver, gidelim, getireyim, konuşalım işte. Ya hayır, istemiyorum ya. İstemiyorum, yine kötü bir şey yapacaksınız değil mi çocuğa? İstemiyorum. Kızım, kızım sen iyi misin? Senin sinirlerin mi bozuk? Evet, sinirlerim bozuk. Sadece konuşmak istiyoruz. Gel otursana, bir sakin. Gel buraya. Geç. Babam seni bekliyor. Poyraz sen konuşmadın mı Ayşegül'le? Konuştum baba. Ya baba diyor hala. Baba diyor. O senin nereden baban oluyor? Ayşegül öyle değil yani şey... Çıkın. Çıkın gidin. İkiniz de gidin buradan. Öf. Hadi yürü. Baba. Hadi Poyraz dur. Sen bu Mümtaz'la görüşüyor musun hala? Geçen gün Sema fark etti. Bizde Mümtaz'ın kasetleri falan varmış. Ya birine kumpas kurmaktan bahsediyor. Sen olabilir misin? Kumpas mı? Evet. Evinde paralar falan çıkmış. Poyraz, kayıtlarda senin adın hiç geçmiyor. Ama ben huylandım. Sen de bir dinle istersen. Al. Al sen bir bak. Al bak. Eğer Mümtaz yanlış yaptıysa bana geleceksin. Onun hesabını ben keseceğim. Sağ ol baba. Tamam hadi. Gidin şimdi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Canın sıkıldı değil mi? Ya sıkıldı tabii. Biz burada adamın arkasından 40 tane iş çeviriyoruz. Adamın yaptığı evliye bak ya. Anasını satayım ben ne berbat bir herifim ya. Hadi herkese yalan söylüyorsun. Şu adama yapma ya şunu, yapma ya. Ya tamam, neyse boş ver. Ya boş ver değil işte Ayşegül. Boş ver değil. Bak adam yine babalığını yaptı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi?
Sen babana bu kadar sallıyorsun ya. Bu şehirdeki bütün insanları topla. Hepsini topla. Babandaki yürek hiçbirinde yok biliyor musun? Hiçbirinde. Doğru. Ben küçükken öyleydim. Ne garip değil mi? Yani bir insan nasıl hem bu kadar şefkatli olabiliyor... ...hem de nasıl bu kadar zalim olabiliyor? Benim aklım almıyor yani.